sesimle. Hayat beni anlıyor, görüyor, biliyor musun? Hayat beni izliyor, gülüyor tebessümle. Hayat beni anlıyor, görüyor, biliyor musun? Gülümsüyorum böyle daha iyi, özümsüyorum yaşadıklarımı. Çabalıyorum sonsuzluk içinde. Ben varım, buradayım. ...2004 Aralık ayına kadar gayet sağlıklı, hiperaktif bir insan olarak hayatımı sürdürürken... ...2004 Aralık ayında yüksekten düşme sonucu omurluk felçlisi oldum. Ondan sonrasında da hayatıma engelli bir birey olarak devam etmeye başladım. Kaza geçirdikten sonraki aslında ilk bir iki yıllık süreç çok kolay geçmedi. Yani işte o bildiğimiz engellerin içe kapanık hallerini yaşadım. Çünkü o kadar hareketli bir insanken... sandalyede oturmak, o hayatınızı bir sandalyede devam ettirmek oldukça zordu tabii ki. Önce bu süreci aşmam gerekiyordu. Bu süreci de aslında Bayrampaşa Fizik Tedavi Merkezi ile tanıştığımda aşmayı öğrendim. Benden başka engellilerin de olduğunu, hayatta tek olmadığımı, yani bu kötü olayların sadece bana olmadığını, çünkü siz kendinize olduğunu, sadece siz cezalandırılmış gibi hissediyorsunuz. Engelli arkadaşlarla tanıştım. Orada gördüğüm fizik tedavi süreci. Engelliliği aslında bir engellilik değil de bir dezavantaj olduğunu öğrenmeye başladım. Kendimi geliştirme şansı buldum. Sonrasında da eski Burcu, yani hayata tutunmayı bilen Burcu'ya yavaş yavaş döndüm. Burcu dal kızımız özel bir kız biliyorsunuz. Onda bir cevher vardı, bir yetenek vardı. O cevher ve yeteneğini burada biz ortaya çıkardık. İşte okçulukla ilgili işte ok atma tekniğini, orada bir okun yapılış tekniğini, yayın yapılış tekniklerini ve orada nasıl atılır, bütün bunlarla ilgili bu fizik tedavi rehabilitasyon merkezinde Burcu kızımızı yetiştirdik, hazırladık ve buradan yıldız çıkardık biz. Her zaman sevgi doldur, cana yakın. Kimsenin kötülüğünü düşünmez. Dikkatli, disiplinli bir karakteri var. Savaşçı bir karakter, hırslı bir karakter. Dik duran, onurlu duran ve kendi alın teriyle ayakta durmaya çalışan, kimseden böyle bir şey beklemeden ben nasıl yaşamımı kazanabilirim deyip gerektiğinde aç kalıp, gerektiğinde tırnaklarıyla taşları oyarak yaşamını yön veren bir arkadaşımız. Türkiye Sakatlar Derneği gibi büyük bir kuruluşta çalışıyorum. Yani engellilik dendiği zaman ilk akla gelebilecek sivil toplum kuruluşlarından biridir bu. Hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Genel başkanın yardımcısıyım, asistanıyım. Kendim engelli de olduğum için oraya arayan engellileri çok daha net anlayabiliyorum. Onlarla çok daha rahat konuşabiliyorum. Haklarını çok daha rahat dile getirebiliyorum. Çünkü ben de onlardan biriyim. Aktif, çalışkan bir arkadaşımız. Ve tuttuğunu koparabilen, eğitimi az olmasına rağmen çok çok üst düzeyde bir eğitim almış gibi akıllı olan bir arkadaşımız olduğu için gel dernekte beraber çalışalım dedim. Kırmadı beni. Önüne şu iş yapılacak dediğin zaman o işi hakkiyeten, yani en doğrusu neyse ona tüm mükemmeliyetiyle yapabilecek bir yapıda. İnanın zaman zaman bizim söylediğimiz kriterlerin doğrultusunda, yani şunu da ya es geç dediğimiz halde onu es geçmiyor. Hayır, ben yapamam diyor. Doğrusu budur çünkü diyor. Okçulukla da Bayrampaşa Fizik Tedavi sayesinde tanıştım. Bir inisiyatif grubumuz vardı. Engelleri dışarı çıkartmak, hayatı adapte etmek. Kendim aşmıştım, bir de diğer arkadaşlarıma yardımcı olmaya başlamıştım. Metin Gazoz, okçuluk antrenörümle tanıştık Nurgül Elbaşı sayesinde. Tamamen rehabilite amaçlı başlamıştı. Hayatıma bu kadar yön vereceği, hayatımı bu kadar etkileyeceği, hayatımın en önemli işi olacağını falan düşünmüyordum. İyi bir ok kişinin kişilik özelliğiyle atılır. Yani azimli, hırslı, kararlı, konsantrasyonu ve motivasyonu yüksek, disiplinli
kişilerin yaptığı, mükemmelliyetçi insanların yaptığı spordur aslında. İnatla devam ettim. Ben dedim yapacağım. Metin hocamın yanına gittim. Sağ olsun asla zaten geri çevirmedi beni. Ben şampiyon olmak istiyorum yalnız hocam dedim. Çalışırsan olursun dedi. Kırma devesi mi? Yani nerede daha okçuluğun olsun bilmiyorsun. Nerede şampiyon olacaksın demedi. Çalışırsan olursun dedi. Sporcu geldiğinde biz sporcunun bu işi yapıp yapamayacağını bize nasıl geldiğine bakarız. Yani yayı çekmesiyle o zaten bizim antrenör olarak bizim görevimiz. Önemli olan sporcunun isteği, azmi, hırsı biz bunu ölçeriz, buna bakarız. Dedim hani sorduğum sorular vardır bir kişi geldiğinde bana. Ne yapıyorsun, nerede yaşıyorsun, nasıl geldin buraya? İstanbul gibi bir yerde bir engelli biri olarak evinden çıkması bir engel. Eşim Burcu'nun dediği şu, evden çıktım. İşte Karadeniz Mahallesi'ndeyim, işte metroya geldim. Metrodan işte aktarma yaptım, oradan indim. İşte kapıdan birisi geçirse sesleniyorum. Tek sandalyeme yardımcı olmasını rica ediyorum, bakar mısın? Yani böyle zorluklarla yanıma gelmiş Burcu. Burcu'da bu azmi, hırsı gördüğüm için geldiğinde ben dünya şampiyonu olabilir miyim dedi. Yani ben de milli takıma gidebilir miyim dedi. Bayrampaşa Fizik Tedavi'den gelmişlerdi çünkü öyle bir projeydi. Dedim niye olmasın yani sen bana geldikten sonra öğretmek benim işim. Şimdi bu şekilde gelen bir kişi azimli hırsı yapar yani. Ben ona ne desem yapacak bir kız. Yani 1000 tane ok atman lazım diyorum ve Burcu 1000 tane ok atıyor. Okçuluğun bir sihri vardır bana göre. En azından ben öyle düşünüyorum. Okçulukta ilk oku attığınız zaman bir güç var ve bırakamıyorsunuz. İlk oku atmayla başlıyor her şey. Ama işte o oku attıktan sonraki o şevkim o kadar güzel devam etti ki o şevki bırakmadım. Antrenmanlarımı gerçekten disiplinli bir şekilde yaptım. Yani bir gün yapıp 5 gün bırakmadım. Olursa olur, olmazsa olmaz demedim. İçimde o his vardı. Burcu okçuluğu hayatının, yaşamının merkezine koydu. Başarılı sporcuların hayat hikayelerini okuduğunuzda yaşamının merkezine yaptığı sporu koyuyorlar. Engelli durumunda ve zor şartlardaki sağlıklı insanların otobüslerle seyahat etmesi zor iken buradan ta Niğde'lere, Aksaray'lara, Ankara'lara, Antalya'lara otobüslerle engelini hiç düşünmeden giderek ve o başarının üstüne bir başarı ekleyerek o azimi devam ettirdi. Bir de yani okçular gelirken bir de çalışıyor kız. Yani bunu normal vatandaş bile yapmıyor. 5'te işten çıkıyor, gidiyor evine ya da kahveye gidiyor. Yani bir şey üretmiyor aslında. Ama Burcu gelip burada ok atıyor. Ve 2012'de başladığım serüven 2013'te milli takıma girmemle sonuçlandı. İnsanlar şöyle bakıyor sana. Ya yeni sporcusun yani. Dünyaca ünlü sporcular varken sana mı kalır mantığı vardır ya. İnsanın kendine özgüveniyle çok alakalı. Rakibinin gözünde çok fazla büyütürsen, küçümsemekten bahsetmiyorum. Sürekli rakibin böyle tepelerde dolaşırsa sana göre, zaten yenemezsin onu. İyi de olsan yenemezsin. Ben rakibimi ne küçümsedim ne de tepeme çıkarttım. İyi bir sporcu olduğunu farkındaydım rakiplerimin. Ama ben de iyi olabilirdim. Şansımın da yaver gideceğini biliyordum. Ve öyle de oldu. Gittim ve 7 kamp boyunca ben mental olarak zaten rakiplerimle yarışmıştım. Ben her antrenmanda, her ok attığımda rakiplerimin her birinin isimlerini bildiğim için, atışlarını bildiğim için mental olarak ben onları en az yüzlerce kez yenmiştim zaten. Kafada yendim. Gelince oraya gittiğimde bunun benim işime yarayacağını biliyordum. Ve oraya gittiğimde ben finale kaldığımda, daha doğrusu finale kaldığımda yine arkadaşlarım dedi ki o en kötü ikinci olacaksın. Yok ikinci olmayacağım ki dedim. Birçok sporcu, acemi sporcu pes eder. Hani tamam nasıl finale çıktım en kötü yenisem de ikinci olacağım der. Birçok sporcu onu bırakır yani kendini orada bir de göremez. Burcu bunu gördü kendisini orada ve bırakmadı mesela. Son o kadar yarıştı. Yapacağım o kadar inanmıştım ki o inancımla hiç vazgeçmedim. En kötü niye ikinci olayım finale çıkmışken? Eğer o düşünceyle çıksaydım, en kötü ikinci olacağım düşüncesiyle çıksaydım, inanın ikinci olurdum sadece, birinci olamazdım. Çünkü siz yenilerek çıkıyorsunuz. Çıktım yarışmaya, 5. sette beraberlik, tie break dediğimiz, diğer bir adıyla altı nok dediğimiz tek bir atış. O anki psikoloji anlatılamayacak kadar zor bir psikolojidir. Ailesini temsil ediyor. Bir genç kızı var. Bağlı olduğu bir kulüp var.
federasyonu var, bir ülke ona emanet edilmiş. Yani bir ülkeyi temsil ediyor. Bir Türk bayrağını temsil ediyor. Omuzlarında herkesin taşıyamayacağı bir psikolojik baskı var. Rakibim de 9 attı. Ben de 9 attım. Ama benimki merkeze yakındı. Ve Burcu daha Türkiye diye anons edilince işte o anki çığlıklarım anlatılmaz. Ve bir ok. Burcu dünya şampiyonu son okunda aldı. Bir ok. Geçtiği kişi olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında ve Avrupa şampiyonasında 3 önemli yarışmada birincilik almış İngiliz bir sporcu yeledi. Bu kolay bir şey değil. Hani bir kere psikolojik olarak buna inanmanız lazım. Ya o duygu anlatılmaz yani. Şu an bile söylerken tüylerim böyle diken diken oluyor. O çok güzel bir duygu. Havaalanında biz heyecanla beklerken, hatta yolcu salonunda basınla beraber beklerken ben görevliden rica ettim. Ta banta kadar gittim. Yani pasaportun oraya kadar gittim. Orada kucakladım. O duygu başka bir duygu. Onu anlatmak biraz zor. Onu ancak yaşamak gerekir. Çok gururluyduk. Yani inanılmaz, anlatılmaz bu duygu. Yaşanır sadece. Üzüldüğümüz için ağlarken bizi sevinçten çok ağlattı. Çok kısa zamanda biz inanmasak da biz sadece terapi olarak gönderdiğimiz spora dünya birincisi olarak geri döndü. Ben ilk başta annemle zaten gurur duyuyorum. Yani annem benim gururum. Ki ayrıca zaten annem dünya şampiyonu olduktan sonra mesela herkese demişimdir. İşte benim annem dünya şampiyonu oldu. Her zaman övüne övüne annemi anlatmışımdır herkese. Okçulukta bir milim bile çok önemlidir. Hayatta biz o kadar çok aslında az şeylere değer veriyoruz ki, o kadar şeyleri gözümüzde büyütüyoruz ki, aslında küçücük bir milimin hayatımızda neler değiştirdiğini ben dünya şampiyonluğumda yaşadım. Ben bunu yeneceğim, ben şunu yeneceğim değildir aslında benim derdim. Benim derdim kendimi yenmektir. Ve ben bir kız çocuğu annesiyim. İnsan anne olunca bir şeyleri sadece kendi için yapmıyor aslında. Engelli bir anne olmak insana bir sürü soru sorduruyor. Acaba çocuğunuz sizi bu şekilde kabul edecek mi? Acaba nasıl karşılayacak? Büyüdüğü zaman senden utanacak mı? Bir şey başarmalıyım. Ben sadece engelli bir anne olmamalıyım dedim. Nasıl sağlıklıyken bir şeyleri başaran bir insandım. Engelli, yani dezavantajlı olmuşken de ben bir şeyler başarabilirim, kızıma rol model olabilirim dedim. Okçuluğu sevdim. Ama devam ederken de bu düşünce bana açıkçası yol gösterdi. Çünkü ben bir şey başarmalıydım. Kendim için, kızım için, o sadece engelli bir anne gerçeğiyle yaşamasın diye. Ben Burcu'yu mesela hocam yoruldum, yıldım, oram ağrıdı, buram ağrıdı diye duymadım. Sağlam insandan daha güzel ok atıyor. Bu nasıl oluyor? Azimli oluyor, hırslı oluyor. Dikkatli oluyor, disiplinli oluyor. Yani sporun temelinde olan şeyler bunlar. Burcu da bunu fazlasıyla görüyor. Ülkemizde sporla ilgili birçok büyük kulüplerimiz trilyonlar vererek dışarıdan sporcu ithal ediyor. Ama biz Edirne'yi bir türlü geçemiyoruz. Engelli sporcular, örneğin Burcu Hanım, okçulukta dünya rekorunu kırıyor. Türkiye'nin milli marşını göndere çekiyor. Ve orada bir Türk hükümetinin ya da Türk devletinin varlığından bahsediyor. Aldığı altın madalyayla hem İstiklal Marşımızı hem de Türk bayrağını göndere çekti. O nedenle ben Burcu kızımızı tebrik ediyorum. Allah onların razı olsun. İlk başta zaten başarı da çok önemli ama onun yanında çalışmak, azim etmek, yani bunu hırslanmak. Mesela benim gelecekteki hayalim keşke doktor olmak. Yani onu çok istiyorum, doktor olmayı. Ki annem de dünya şampiyonu olmayı çok istiyordu. Şimdi hayal etti. Ondan sonra kendine bir hedef koydu, çalıştı, başardı ve sonunda oldu. Ben de şöyle diyorum, eğer çalışırsam, azim edersem niye doktor olamayayım diyorum. Ben bir şeyleri yaşadım, zor süreçleri atlattım. Bazı arkadaşlarım, hatta birçok engelli arkadaşıma göre, hatta doğuştan engelli olan arkadaşlarımın hala hayata küskün olduğunu biliyorum her şeyden önce. Halbuki ben sonradan engelli olduğum için benim için çok daha zor bir travmaydı. Arkadaşlarım mesela sorar, bak engelli olmasaydın dünya şampiyonu olmayacaktın. Olsun, engelli olmasaydım muhtemelen ben dansta şampiyon olurdum der diyorum. En büyük tutkumdu dans etmek. Okçulukta mesela aldığım bu dereceler
benden sonra birçok insanın okçuluğa başlamasını, birçok engelli bireyin ben de Burcu gibi ok atmak istiyorum dediğini, beni rol model aldığını biliyorum. Yönlendirebileceğim yerlere yönlendiriyorum. Nedir? Aslında sadece bu şampiyonluk bana yaramadı. Birçok engellinin bunu yapmasını sağladım.